Sevgili öğrenciler, herkese merhabalar. Bugün mol kavramı ile ilgili soru çözeceğiz. Bugünkü dersimde arkadaşlar, video dersimde sizlerle mol kavramı ile ilgili 6 soru paylaşacağım. Bu soruların çözümünü yapacağız birlikte. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar, 0,5 mol N2O5 gazı, yani diazot pentoksit gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Seçenek seçenek inceleyelim arkadaşlar. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane N2O5 molekülü içerir demiş. O halde ben A şıkkından başlıyorum arkadaşlar. 1 mol N2O5'te kaç tane molekül, N2O5 molekülü var? Tabii ki Avogadro sayısı kadar var. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane var. Ama 0,5 mol bileşik var bizim elimizde. O zaman acaba kaç molekül N2O5 yapar? Biz arkadaşlar buradan hemen soru işaretini çekersek 0,5'in yarısı olduğuna göre 6,02'nin yarısı ne olacaktır? 3,01 çarpı 10 üzeri 23 olacaktır ki A şıkkı nedir arkadaşlar? Doğrudur. Ancak bizden yanlış istiyor. Eledim. Geldim arkadaşlar B şıkkına. B şıkkında neyi istemiş bizden? 1 mol azot atomu içerir demiş. Güzel. Ben hemen yazdım. Arkadaşlar 1 mol N2O5'te kaç mol azot atomu var? Bakın 2 tane değil. Ben molden bahsediyorum. O halde 2 mol azot atomu var mı? Evet. O halde 0,5 mol N2O5'te ne kadar vardır? Yarısı olduğuna göre elbette arkadaşlar 1 mol azot atomu olacaktır. Peki doğru mu? Seçeneğimi inceliyorum. Evet doğru. Hemen eledim. Geldim arkadaşlar C şıkkına. 2,5 çarpı Na tane oksijen atomu içerir. Bakalım o zaman. Hemen 1 mol N2O5'te arkadaşlar kaç tane oksijen var? 5 tane demiyorsunuz. Mol ya. 5 mol oksijen var. O zaman 5 çarpı Na tane de ne olur? Oksijen atomunuz olur. Doğru mu? Peki sizin elinizde ne kadar bileşik var? 0,5 mol. Peki 5 Na'nın yarısı ne olur? Elbette 2,5 çarpı Na tane oksijen olur. Evet. Peki seçeneğimi inceliyorum. Doğru mu? Doğru. 3,5 mol atom içerir. Hemen D şıkkına geçiyorum. Arkadaşlar 1 mol N2O5'te 2 mol azot var. 5 mol de oksijen var. Toplam 7 mol atom var. Doğru mu? Peki benim elimdeki 0,5 mol bileşikte ne kadar var? Yarısı olduğuna göre elbette 3,5 mol atom var. Peki arkadaşlar bu doğru mu? Evet doğru. 28 gram azot içerir demiş. Zaten cevabımız çıktı da cevabımızı işaretleyelim. E şıkkı. 28 gram olmadığını görelim. Çünkü arkadaşlar 1 mol N2O5'te zaten dikkat edin. Kalem rengini değiştiriyorum. 2 çarpı 14 değil mi? Bakın 2 çarpı 14 eşittir 28 gram azot var. 0,5 mol'de ne kadar olur? Yarısı kadar azot olur. Yani 14 gram azot içerir. 28 gram azot içermez. Bu nedenle cevabımız E şıkkı. Gelelim arkadaşlar ikinci soruya. İkinci sorumuzda da yine dikkat ederseniz bizim dikkat etmemiz gereken bir nokta var. 2 mol atom içeren demiş. 2 mol atom içeren. O halde arkadaşlar şu şifre kelimeyi gördüğünüz zaman, içeren kelimesini gördüğünüz zaman hemen bileşiğin 1 molü üzerinden değerlendirme yapın arkadaşlar. Yani demek istediğim şu. Bakın yazıyorum. 1 mol X2O3'te kaç tane ya da kaç mol atom vardır? 2 mol atom X var mı? Bakın değerlendiriyorum. 2 mol X var. Kaç mol oksijen var? 3 mol oksijen var.
Toplam hocam 5 mol atom var. Tamam. 5 mol atom var. Değil mi? Yani 1 mol bileşik toplam 5 mol atom içeriyor mu arkadaşlar? Evet. Peki 2 mol atom içeren bileşik kaç grammış? 64 grammış. Ben yazıyorum o zaman. Madem ki 2 mol atom içeren bileşiğiniz 64 gram ise 5 mol değil mi? 5 mol atom içeren bileşiğiniz kaç gram? Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 5 çarpı 64 bölü 2'den arkadaşlar 160 gram gelir mi? Gelir. Zaten 5 mol atom içeren bileşik de arkadaşlar 1 mol değil. Yani anlatmaya çalıştım. Şu 1 mol X2O3 eşittir 160 grammış. Doğru mu? Doğru. Peki mol kütlesini nasıl hesaplıyorduk? 3 çarpı 16 doğru mu? 2 çarpı X. Öyleyse ben hemen 2X artı 48 eşittir neye? 160'a. Buradan X kaç çıkacaktır arkadaşlar? 56 çıkacaktır. Ama onu istemiyor. Diyor ki 1 mol XO bileşiği kaç gramdır diyor. Ben artık X'in atom kütlesini biliyorum ya. O halde 1 mol XO'yu hesaplayalım arkadaşlar. Oksijen 1 çarpı 16. X'i buldum. 1 çarpı 56. 56, 16 daha ne yapar? 66, 72 gram mı yapar? O halde doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 72 gramdır. Çözümü tekrar incelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan, ben hemen durdum, çerçeve içine de aldım. Neyi vermiş bana? Normal koşullarda hacmi vermiş. O halde ben hemen mole çevireyim. N eşittir verilen hacim bölü 22,4 değil miydi? Evet, normal koşullarda vermiş ya. O zaman 8,96 bölü 22,4, o da eşittir 0,4 mol bileşik. Demek ki benim elimde 0,4 mol CH4 var. A şıkkına bakın, hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkında 0,4 moldur demiş. Öyleyse doğru. Bakın ben çoktan A şıkkını çözdüm bile. Gelelim B şıkkına. B şıkkında arkadaşlar 16 gramdır demiş. Ben orantılıyorum hemen. 1 mol C3H4. Kaç gram hesaplayalım? 4 çarpı 1. 3 çarpı 12. 36. 4 daha ne yapar? 40 gram. 1 mol bileşik arkadaşlar 40 gramsa o zaman benim elimdeki 0,4 mol bileşiğiniz acaba kaç gramdır? Değil mi? Hemen içler dışlar çarpımını yaptım. 0,4 çarpı 40'tan ne buldum arkadaşlar? 16 gram buldum. O zaman B şıkkı da doğru. Geldim C şıkkına. 1,2 mol karbon atomu içerir demiş. Güzel. Bakın içerir. Yine bizim şifremiz değil mi? Şifre kelimemiz. Hemen neye bakıyorum? Ben bileşiğin 1 molüne bakıyorum. 1 mol C3H4T. Arkadaşlar kaç mol karbon atomu var? 3 mol karbon atomu var. Doğru mu? Evet. Elimde ne kadar var? 0,4 mol bileşik var. Acaba ne kadar karbon atomu içerir? 0,4 çarpı 3'ten ne yapar? 1,2 mol karbon atomu içerir. Doğru mu? Doğru. Evet, geldim D şıkkına. 1,6 gram hidrojen atomu içerir. Yazdım. O zaman yine bakın şifre kelimem içerir. Öyleyse 1 mol C3H4T. Kaç gram hidrojen var? 4 çarpı 1'den 4 gram hidrojen var. Benim elimdeki bileşik 0,4 mol. O zaman ne kadar hidrojen var? İçler dışlar çarpımından 0,4 çarpı 4'ten 1,6 gram hidrojen var. Doğru mu? Doğru. Zaten yanlış şıkkımız, daha doğrusu doğru şıkkımız ortaya çıktı. E şıkkı. Hocam keşke E'den başlasaydık der gibisiniz. Ama olsun, bütün seçenekleri incelemek sizin için pratik anlamına geliyor. 0,4 çarpı Na tane karbon atomu içerir demiş. Arkadaşlar 1 mol C3H4
H4'te bu seçenek neden yanlış? 3 mol karbon yok mu? Ne anlama gelir? 3 çarpı Na tane karbon anlamına gelir. Doğru mu? Doğru. Elinizde ne kadar var? 0,4 mol. 0,4 mol bileşikte kaç tane karbon var? İçler dışlar çarpımı yaparsanız 0,4 çarpı 3'ten 1,2 çarpı Na tane karbon atomu demektir. Zaten arkadaşlar C şıkkına dikkat ederseniz C şıkkında zaten karbonun mol sayısını bulmuş muydunuz? Evet. 1,2 mol karbon atomu ne demek? Elbette 1,2 çarpı Na tane karbon atomu demek. Artık bu pratikleri yapmanızı istiyorum. Geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda, ben kalem rengini yine değiştiriyorum. Dördüncü sorumuzda bize iki tane bilgi vermiş. Birinci bilgi, normal koşullarda 4,48 litrajım kaplayan X2Y4 demiş. Ha. Arkadaşlar, normal koşullarda hacmi verdiyse benim öğrencim hemen ne yapıyor? Mol sayısına geçiyor. Verilen hacim bölü 22,4'te. O halde 4,48 bölü 22,4 eşittir. Ne yapar? 0,2 mol. Ne? X2Y4 yazdım. X2Y4. Tamam. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane X4 diye aldı. Ha, bakın. Tanecik olarak vermiş bize. Doğru mu? Doğru. O zaman tanecik olarak verdiyse verilen tanecik bölü Avogadro sayısı yazmıyor muydum? Mol sayısını bulmak için. Evet. O zaman 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü Avogadro sayısı neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Ler gitti. 3,01, 6,02. Yarısı değil mi arkadaşlar? O zaman 0,5 mol yapar. 0,5 mol ne? X4, Y6. Arkadaşlar dikkat ederseniz 0,2 mol X2, Y3 kaç grammış? 5,6 grammış. Doğru mu? Evet. Öyleyse arkadaşlar ben hemen orantımı kuruyorum. Madem ki 0,2 mol X2, Y4 5,6 gramsa bana bu bileşiğin nesi lazım? Mol kütlesi lazım. O halde bu bileşiğin mol kütlesi 5 kat olduğuna göre 5,6'yı da 5 ile çarparım. O zaman 28 gram olur. Gelelim diğerine. Arkadaşlar 0,5 mol X4 Y6 kaç grammış? 27 grammış. Arkadaşlar 0,5 mol X4 Y6 27 gramsa o zaman 1 mol bileşik kaç gram? Tabii ki 2 kat olacaktır. 27 çarpı 2'den ne yapar? 54 gram yapar. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben artık kalan yere soruyu çözümlemeye çalışacağım. Madem ki 1 mol X2 Y4 28 gram, kalemin rengini değiştireyim. 28 gram. O zaman biz mol kütlesini hesaplarken ne yapıyorduk? 2 çarpı X artı 4 çarpı Y. Doğru mu? Yani 2X artı 4Y eşittir kaç grammış? 28. 1 mol arkadaşlar X4 Y6 kaç gram bulduk? 54. Bu ne demek? 4 çarpı X artı 6 çarpı Y. 4X artı 6Y'de kaçmış? 54'müş. Arkadaşlar bu basit denklemi çözersek X'in 12, Y'nin de 1 olduğunu görürsünüz. Bizden ne istemiş? 1 mol X3 Y4'ü istemiş. Sorun değil. O halde yazdım. 1 mol X3 Y4. Atom kütlesini biliyorum ya. X'in atom kütlesi 12'ymiş. O zaman 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 1. Bu toplam ne yapar arkadaşlar? 36, 4 daha 40 gram yapar. Cevabım neymiş arkadaşlar? B şıkkı. Hemen geçtim diğer soruya. Beşinci sorumuz arkadaşlar bir karışım sorusu. Karışım sorusunu çözelim. Hidrojen ve metan gaz karışımı normal koşullarda 44,8 litredir. Acaba bu kadar hacme sahip olan gaz karışımı kaç moldur? Hemen hesaplayayım. N eşittir V bölü 22,4. Çünkü bana ne olarak vermiş? Normal koşullarda hacim olarak vermiş.
O halde 44,8 bölü 22,4'ten 2 mol yapar. Değil mi? Demek ki 2 mol karışım var. Peki 2 mol karışım kaç grammış arkadaşlar? Soruya bakın. 25 grammış. Karışımdaki hidrojen kaç molmuş? Karışımda arkadaşlar hidrojen var, metan var. Karışımdaki hidrojenin mol sayısını bilmediğim için x mol dedim. Karışım 2 mol olduğuna göre o zaman geriye kalan da metandır. 2 eksi x mol de ne olacaktır? Metan olacaktır. Doğru mu? Evet. Biz o zaman orantımızı kuralım. Bakın 1 mol H2 2 çarpı 1'den ne yapar? 2 gram ise karışımda ne kadar var? X mol H2 acaba kaç gram? Hemen buradan içler dışlar çarpımı yaptım. 2x gram olarak buldum. Yine hemen orantımı kuruyorum. 1 mol CH4 hesapladım. 4 çarpı 1 artı 12 çarpı 1'den ne yaptı? 16 gram ise karışımda ne kadar var? 2 eksi x mol metan acaba kaç gram? Arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 16'yı parantez içine dağıtıyorum. 2 çarpı 16 ne yapar? 32 eksi 16 x gram yapar. Arkadaşlar karışımın kaç gram olduğunu biliyorum. Bakın 2x gram hidrojen. 32 eksi 16 x gram da metan. Bu gaz karışımının kütlesi de neymiş? 25 grammış. Yani arkadaşlar 2x artı 32 eksi 16 x eşittir ne olacak? 25'e eşit olacak. Eksi 16 x 2 x ne yapar? Eksi 14 x eşittir. 32'yi atın diğer tarafa. Eksi 7. Eksiler gider. Buradan x'i çekersen 7 bölü 14'ten ne yapar? 0,5 mol yapar. Gelin arkadaşlar hidrojene biz ne demiştik? X demiştik. Demek ki karışımda ne kadar? 0,5 mol. Benden ne istiyor? Hidrojenin mol sayısını istiyor. O halde doğru cevabımız ne? A şıkkı. 0,5. Arkadaşlar geldik son sorumuza. Son sorumuz arkadaşlar kristal suyu sorusu. Bununla ilgili bir soru çözmek istedim. Arkadaşlar 27,2 gram Na2CO3XH2O hidratlı bileşik deniyor buna. Kristal suyu. Bileşiği suyu tamamen uçuncaya kadar ısıtıldığında geriye 21,2 gram katı kalıyormuş. Arkadaşlar siz bileşiğiniz ne kadar? 57,2 gram. Eksi 21,2 gram. Geriye kalan katı ise o zaman buharlaşan ne? Buharlaşan su. Yani benim bulduğum ne? Suyun, buharlaşan suyun kütlesi. Kaçtır? 57,2'den 21,2'yi çıkarsam 36 mı? 36 gram su buharlaşmış. Peki kalan katı 21,2 gramsa burada katıdan kasıt ne? Tuz. Yani sodyum karbonat. Kütlesi ne kadarmış mol kütlesi? 106. O zaman ben tuzun hemen mol kütlesini hesaplıyorum. 21,2 bölü 106. Ne yapar arkadaşlar? 0,2 mol mu yapar? Arkadaşlar 0,2 mol katı kaldığında ne kadar su buharlaştırdınız? 36 gram su buharlaştırdınız. Yani demek istediğim şu. Bileşiği tekrar yazalım. Sodyum karbonat XH2O. Arkadaşlar bileşiğin 1 molünde 1 mol bileşiği düşünün. 1 molündeki tuz kaç moldur? 1 moldur. Bakın nasıl bir mantık yürüteceğim. Bu bileşikte 0,2 mol tuz varken, yani Na2CO3 varken siz ne kadar su buharlaştırdınız? 36 gram su buharlaştırdınız. Doğru mu? Peki bileşiğin 1 molünde, yani 1 mol bileşikteki tuz söz konusu olduğunda o zaman 5 katı değil mi? Evet, 5 çarpı 36 değil mi? Bu da ne yapar? 180 mi yapar? 180 gram su. Öyleyse arkadaşlar ben bu suyun 1 mol bileşikten bahsetmiyor muyum? Mol sayısını bulursam x'i bulmuş olurum. Öyleyse n eşittir m bölü ma'dan. 180 bölü suyun mol kütlesini artık neredeyse ezberimize girdi. 18. Ne çıkar arkadaşlar? 10 mol çıkar. Bu da elbette suyun kat sayısı olan x'e eşittir. Demek ki x değerimiz kaçmış? 10'muş. Doğru cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu.
Arkadaşlar umarım bu çözmüş olduğunuz sorular size faydalı olmuştur. Çok faydalanmanızı umuyorum ve sizlere iyi günler diliyorum.